Yine Sayın Yakan Cumalıoğlu'nun aile adına konuşması. Değerli katılımcılar, ana vatanımız Türkiye'de temaslarda bulunması nedeniyle törenimizde yer alamayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Tören'in mesajını arz ediyorum. Devletimizin kuruluşunda oluşan kurucu meclisimizin kıymetli üyesi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nda yıllarca onurlu görevlerde bulunan değerli komutanımız Halil Paşa'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duymaktayım. Sayın Paşa'nın Kıbrıs Türk halkının varoluşu için ortaya koyduğu mücadele her zaman büyük bir saygıyla hatırlanacaktır. Vatanı için her türlü görevi hiçbir tereddüt göstermeden yerine getiren Halil Paşa, Mücahit Kıbrıs Türk'ünün simge isimlerinden birisi olmuştur. Halil Paşa'ya Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun. Zorlu Töre Cumhuriyet Meclisi Başkanı. Değerli mukavemetçi dostlar, bir yiğit adamı anmak için bugün onun manevi huzurundayız. Halil Paşa için tanıyanlar ve tanımayanlar, bundan sonra onun lehinde, aleyhinde yazılmış, söylenmiş olan sözlerden bir kıssadan hisse çıkartarak onu anacaklar, hatırlayacaklar. Ama bilmedikleri, bilemedikleri bazı şeyler olacak. Çünkü o mücadelenin bir gizli, canlı tanığı, tarihi olarak bir takım bilgileriyle beraber aramızdan ayrıldı. Ben kısaca kendisini şöyle tarif etmek istiyorum. Bir iceberg'in görünen yüzü, bir de görünmeyen yüzü vardır. Halil Paşa o görünmeyen yüzde bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temel taşı olma noktasında harç koyanlardan birisidir. Ben hasbelkader kendisiyle tanıştığımız günden itibaren ölünceye kadar çok yakın temasım oldu. Ailece de görüştük. Kıbrıs konusu benim ilk göz ağrımdı. 1962'li 63'lü yıllardan itibaren başlayan bir sevdamdı benim. Rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş'la 63 Kanlı Noel'den sonra 64 Ocak ayında Ankara'da zorunlu ikamette olduğu dönemde tanışmıştım. Daniş Karabelen Paşa'nın da akrabası olduğum için, Rıza Vuruşkan komutanımın, İsmail Tansu komutanımın da, rahmetli Cumhurbaşkanımla olan temasımız, 80'li yıllardan sonra gelişen dostluğumuz ve Halil Paşa ile yollarımızın kesişmesi, özellikle 1992 yılından itibaren sistemli bir çalışmanın içinde ana vatanla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir köprü oluşturduk, bir gönül köprüsü oluşturduk ve iceberg'in o görünmeyen yüzünde bir takım etkinliklerde beraberce yer aldık. Halil Paşa'yı kısaca bir öğretmen olarak da değerlendirebiliriz. Bir mücahit için mümkün olmayanı mümkün kılmak en önemli motivasyon unsuru olmuştur onun için. Zoru hemen başarırız, imkansız biraz zaman alır prensibini mücahidin benimsemesini sağlamıştır. Sen ben yok, biz varız diye toplumcu bir çıkışla gitmiştir. Hiçbir zaman mütevaziliğinden bir şey kaybetmemiş. Ketum tavrı, dik duruşu ve sonuna kadar üzerine aldığı meseleyi tamamlaması. Ki bu da bugün biraz evvel
hatırasını andığımız, mücahitlerle ilgili geçmişe ait olan yarattığı son eser, ki en son 15 gün evvel de kendisiyle telefon konuşmamızda hasta haliyle bile oradan bir şevkle bahsediyordu. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Kısaca üstüne söz söyleyemeyeceğim bir rahmetli büyüğümüzün sözleriyle, Halil Paşa için söylemiş olduğu sözle konuşmamı noktalamak istiyorum. 1999 Temmuz'unda Cumhurbaşkanlığı köşkünde Halil Paşa'ya ve bana rahmetli denktaş bir plaket sunmuşlardı, bir şükran plaketi devlete hizmetten dolayı. Orada Halil Paşa ile ilgili söylemiş olduğu veciz bir takım sözler var ki bu Halil Paşa'yı arife tarif gerekmez dedikleri noktada tanıtabilecek sözdür. Kıbrıs Türk'ü ileride öğreneceği bir tarihi olamayacağını gören mukavemetçilerin derhal örgütlendiğini belirten denktaş, Halil Paşa bu teşkilatlanmada öncülük yapmış, etrafında birçok arkadaşıyla birlikte TMT'yi yürütmüş, son zamanlara kadar getirmiş ve en sonunda artık ben çekiliyorum, yeni bir arkadaş gelsin deme büyüklüğünü göstermiş ve görevini bir başka arkadaşına teslim etmiştir. Bugüne kadar sırf vatan, millet, Türkiye'ye bağlılık, bayrağın yere düşmemesi gibi ilkelerin peşinde koşan, bunları yaşayan ve yaşatan Halil Paşa bir taltif plaketi vermek istediğini söyleyen denktaş sözlerini şöyle tamamladı. Neden Halil Paşa? Onun gibi çalışan yok mu? Çok var. Ama Halil Paşa görevi devrediyorum diyenlerdendir. Onun içine kendisine bu plaketi veriyorum. Davanın uğrunda arkadaşlarıyla birlikte gençliğini feda etti. Halil Paşa uğrunda şehitler verilen bu kutsal davanın 25. yılında gelinmiş olan bu noktada zannedersem gönül ve vicdan huzuru içinde bu iş artık iyi bir yere gelmiştir. Sağlam temellere oturtulmuştur. Şehitlerimiz de rahattır. Gazilerimiz de huzur içindedir diyebilecek durumdadır. Kendisini arkadaşlarıyla birlikte verdiği hizmetlerden dolayı kutluyorum. Muhterem dostlar, bu sözün, bu değerli sözlerin üstüne söyleyecek başka bir sözümüz olmaz. En yetkili ağızdan, bizim için çok değerli bir büyüğümüzden alınmış olan bu sözler bir iltifat değil, bir gerçeğin ifadesidir. Ben bugün huzurunuzda kendisini saygıyla selamlıyor, rahmetle anıyorum, yad ediyorum. Nur içinde yatsın ve vatan sağ olsun. Halil Paşa ile birbirimize kardeş diye hitap ederdik. Kardeşimi saygıyla anarak konuşmamı başlamak istiyorum. Ve 60 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 60 yılın içinde ki çok çarpıcı bir anıyı sizinle paylaşmak istiyorum. 1974 Kıbrıs Türk'ünün kaderinin değiştiği yıl. 15 Temmuz 1974 ben Londra'dayım. Engelli olan oğlumun tedavisi için Londra'dayım. Bir
Rahmetli Ecevit'te de görüşmemiz olur. Onu uzun boyunca anlatmayacağım. Ve sonuçta da 19 Temmuz gecesi ben eşimi ve çocuğumu akrabalara emanet ederek İstanbul'a uçuyorum ve aynı gece 20 Temmuz sabahı da Ankara'da. Dolayısıyla 20 Temmuz'un o mutlu haberini ben Ankara'da aldım. Hemen temsilciliğimize koştum ve orada çok sayıda yurttaşla beraber iki mücahit arkadaşımı da buldum. Biri Halil Paşa, biri de Fikret Kürşat. Onlar da bir vesileyle, tatil vesilesiyle Kıbrıs'a, Türkiye'de tatilde bulunuyorlar. Tabii içimiz kıpır kıpır. Yalnız biz değil, o dönemde Ankara'da olan tüm Kıbrıslılar, tüm Kıbrıs öğrencileri, Türk öğrencileri ayağa kalkmış, bizi Kıbrıs'a götürün diye. Biz üç kafadar diyeyim, Genel Kurmay'la, Özel Harp Dairesi'yle temasa geçiyoruz ve bize verdikleri cevap, üçünüzü götürürüz ama kitle halinde götürmemiz mümkün değil. Ve sonuçta da bize bir gece yarısı bir şifreyle Halil Paşa'ya süratle belirli bir saate kadar Adana'ya gitmemiz ve orada Kolordu'da bize verilen kişiyle görüşmemiz gerektiği söyleniyor. Halil Paşa da Türkiye'ye o dönemde mini, küçücük bir arabası var. O arabasıyla gitmiş. O miniye doluşuyoruz. Çok soğuk bir hava, çok karlı bir hava. Yollar kapanmış. İnanılmaz bir macera ile vakit kaybetmemeye çalışarak, bazen yoldan kaçarak, kaçma o Toros tepelerinin idare ederek sonuçta o yolu kat ettik ve bir helikopterle birlikte adaya atak ayak bastık. O andan itibaren o kendi görevinin başına gitti. Ben kendi görevimin başına gittim. Fikret Bey kendi görevinin başına gitti. Bu tabii Halil Paşa'nın kişiliğini de yansıtan ve çok çarpıcı bir hikaye olduğu için bunu anlatmak istedim. Pek bilinmeyen bir şeydi. Zaten Halil Paşa kendisini, kendi yaptıklarını pek anlatmazdı, konuşmazdı. Onun için bunu paylaşmak istedim. Şimdi Halil Paşa gibiler için konuşmak hem çok kolaydır bir anlamda ama çok da zordur. Çok kolaydır çünkü bir ömüre sığdırdığı görevleri saymaya kalktığınızda yeteri kadar zaten bol bol konuşma imkanınız var. Ama zordur onun hakkında konuşmak. Çünkü az önce konuşan dostumun söylediği gibi buz dağının altında kalıyor Halil Paşa'nın bu topluma esas yaptıkları ve üstelik de sonuna kadar, son gününe kadar da bu konuda ketumiyetini korudu. Yakın bir zamandan beri Sivil Savunma Başkanlığımız, Türk Tarih Kurumu ve Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi'nin ortak bir projesi olarak mücahit ve mücahitlerle sözlü tarih çalışması yapıyoruz. Halen daha sürüyor bu. Belirli zamanlarda devam ediyor. Ve mücahit ve mücahitlerimizin kayıtlarını yapıyoruz. Halil Paşa ile ben konuştum. Dedim ki Halil kardeş, doğrudur. Hep beraber TMT yemin ettik. Bir yeminimiz var. Ama artık bu TMT'nin, bu mücadelenin ne olduğunu bizim anlatmamız gerekir.
yaşayanlar anlatması gerekir. Atatürk'ün dediği gibi yaşayanlar anlatacak ki yazanlar doğru yazsın. Eğer biz yaşayanlar bunu anlatmazsak başkaları başka türlü anlatır. Nitekim öyle anlatılıyor. Demet'e neredeyse inanılmaz bir canavar ordusu gibi tanıtmaya çalışanlar var. Önce kabul etti ama bir gün kala dedi ki hayır dedi, ben kayıt yapmayacağım dedi. Ya hadi kardeş, en azından söyleyebileceklerini söyle, onlar kayıt altına geçsin. Hayır dedi, kayıt yaptırmıyorum. Sizinle konuşabilirim ve bazı şeyleri anlattı. Dolayısıyla onun yaptıklarını tahmin etmek zor değil. Zaten tarihin sonuçlarından da bellidir. Ama tam olarak anlatamazsınız. Şimdi son dönemlerine kadar, şunu da belirtmek istiyorum. Halil Paşa son dönemine kadar, son günlerine kadar da sürekli inandığı bir dava uğrunda çalıştı. Projeler üretti, projelerin peşine düştü. Son, özellikle son 6 ayda o kadar sık kendisiyle görüştük, bazen haftada 2 kez görüştüğümüz oldu. Ve her görüştüğümüzde de sonuç, nasıl bir yeni proje yaparız, nasıl yeni bir çalışma yaparız ve en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de TMT'nin artık akademik çalışmalara konu olması gerektiğidir. Nitekim bu konuda da birçok çalışmalar başladı. Bazı projeler biz de geliştirdik, tabii hayata geçiremedik. Son olarak şunu da söyleyeyim, kendisiyle son telefon konuşmam ki onu kaybettiğimden birkaç hafta önceydi. Birkaç defa konuşmuştuk o sağlık durumunun bozulduğunda. Son konuşmasında bile iki proje üzerinde konuştuk. Birincisi 15 Kasım'da açılmış olan Tarih, Milli Mücadele ve Kültür Müzesi'nin bazı eksiklikleri olduğunu düşünüyorduk. Benim bazı düşüncelerim vardı. Planlama yapıyordu, nasıl bir organizasyon yapıp eksikleri, düzenlemeleri nasıl yaparız diye ve ben aktif olunca hemen buna başlayalım diye demişti bana. İkinci bir konuştuğumuz konu da 2008 ile 2011 yıllarında Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği, TMT Mücahitler Derneği ile iki sempozyum yapmıştık TMT konusunda ve 5 ciltlik eser ortaya çıkmıştı. Sonra değişik nedenlerle bu devam edemedi. Halil Paşa ile son konuştuğumuzda yeniden o çalışmayı nasıl başlatabiliriz? TMT ile ilgili yeni bir sempozyum ne zaman nasıl yapabiliriz ve bunu nasıl devam ettiririz şeklindeydi. Yani son anına kadar ben tanıdığım, son anına kadar inanılmaz bir enerjiyle ve bütün konuştukları zaten kendine dert edindiği konularla ilgiliydi. Bu topraklarla ilgiliydi, Türk milletiyle ilgiliydi, TMT ile ilgiliydi. Onu rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Başta yakınları, ailesi, tüm toplumumuza, hatta Türk milletine başsağlığı dilerim. Gerçekten bizim için büyük bir kayıptır. Şundan ben nispeten rahatım. Kendisi hiç konuşmadı ama inanılmaz bir belge birikimi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla en azından belgelere yansıtılmıştır onun çalışmaları. Günü geldiğinde elbette o belgeler de ortaya çıkar ve Halil Paşa'nın gerçek kişiliği tam olarak ne yaptığı da o zaman anlaşılır. Anası önünde saygıyla eğiliyorum. Bir kez daha ailesine ve hepimize başsağlığı diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Halil Paşa'nın kıymetli ailesi, sevenleri ve kıymetli konuklar. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi'nde milletvekilliği yapmış,
Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadele tarihinin belleği, son nefesine kadar inandıkları uğruna çalışmış Sayın Halil Paşa'yı sonsuzluğa uğurlamak üzere bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Halil Paşa genç yaşlarından itibaren hem Kıbrıs'ta hem de yurt dışında önemli görevler üstlendi. Yöneticilik yaptı. Uzun saatler çalışmak, konuşmak, yazmak, üretmek en temel özelliklerindendi. Türk Mukavemet Teşkilatı'nda istihbarat çalışmalarında bulundu. Onu tanıyanlar mütevazi ve güçlü bir karaktere sahip olduğunu bilirler, anlatırlar. Nitekim bugün burada bunlara da şahitlik ettik. Uzun yıllar etkin bir şekilde Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği başkanlığı yaptı. İlerleyen yaşına ve geçirmekte olduğu hastalıklara rağmen çalışmak onun için ekmek su kadar, alınan nefes kadar vazgeçilmezdi. Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi, Kıbrıs Türk halkı için yaptığı son çalışmalardan biri oldu. Eşi Gülsen Hanım ile birlikte evlatlar, torunlar yetiştirdi. Kıbrıs Türk halkı berrak zihniyle ve eksilmeyen çalışma azmiyle verdiği hizmetleri, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine yaptığı katkıları unutmayacaktır. Kıymetli ailesine başsağlığı, merhuma Tanrı'dan rahmet dilerim. Ruhu şad olsun. Çok değerli Hazrun, Halil Paşa'nın çok değerli ailesi, bugün bir mukavemetçiyi, bir mücahidi, bir komutanı, yiğit bir insanımızı burada ebediyete uğurlamak için hep birlikte Yüce Cumhuriyet Meclisimizde toplanmış bulunmaktayız. Kendisi benim çok erken yaşlardan tanıdığım, gerçekten cesur, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine erken yaşlardan kendisini adamış bir dava adamı olarak Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunda ilk yemin edenlerden ve daha sonra o teşkilat içerisinde çeşitli kademelerde yaptığı görevlerle kendisini sevdirmiş, güven duyulmuş, Türkiye'nin güvendiği, mücahitlerimizin güvendiği, Türk ordusunun güvendiği fevkalade önemli bir komutan olarak hep bu çalışmayı yürütürken o da bizler gibi acaba Türkiye ne zaman müdahalesini yapacak, Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığına ve özgürlüğüne ne zaman kavuşacak diye o yıllarda mücahitliğini ve komutanlıklarını yaparken hep bu düşüncelerle o günleri geçirmekteydi. Nitekim ben aile çok iyi bilmektedir. 10 ve 14 yaşlar arasında 4 yıl burada arka mahallede temel apartmanlığı kendisiyle o erken yaşlarında her sabah sohbet eden, ondan ilham alan ve onun duygu ve düşüncelerini gerçekten hazmetmiş bir kişi olarak kendisi beni Cumhurbaşkanı makamında birkaç defa ziyaret ettiğinde hep o günleri konuştuk ve nereden nelere geldik diye bütün bu duygularımızı kendisiyle paylaşmış bir kişi olarak kendisinin elbette aramızdan ayrılışı bizi çok üzmüştür. Ama geriye baktığında az önce konuşmacılar da ifade etti. Halil Paşa denildiğinde mert, yiğit, mütevazi bu ülkeye büyük hizmetler vermiş. Bu ülkenin kurtuluşunda ve o mücahit komutasında o zamanın liderliği ve onun yaptıkları bakımından fevkalade çok önemli hizmetler vermiş ve dolayısıyla bugünlere gelindiğinde geçmişe baktığımızda düzenli bir ordumuz varsa Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve onun şu anda ülke savunması için yaptıkları işte bunların temelinde mücahitlerimiz ve bu mücahitlerin geçmişte yaptıkları vardı. Kendisini rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun ve son dileğim kendisiyle birlikte Cumhurbaşkanı olarak Etemeskut Belediyesi'nin desteğiyle Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzemizin oluşmasında gayretleri dolayısıyla bize vasiyet bıraktığı o eksikliklerin tamamlaması ve kendinin de bir büstünün oraya dikilmesi için şu anda talimatlarımızı vermiş bulunmaktayız. Halil Paşa büyüğümüz, seni rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Bu ülkeye yaptığın hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ruhun şad olsun. Çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum.